Eyfel Kulesi. Paris'in simgesi. ...1889 yılında inşa edilmeye başlandı. Yapımı 26 ay sürdü. ...321 metre yüksekliğiyle 40 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak anıldı. Hafif görünümüne rağmen 9000 ton ağırlığında. Elbette bu kuleyi tasarlayan mimarlar ve yapımında çalışan ustalar vardır. Bu kişileri görmemiş olsanız bile kuleyi birilerinin yaptığını anlarsınız. Biri çıkıp size dese ki, bir zamanlar bu bölgede demir rezervi vardı. Bir gün büyük bir patlama oldu ve bunun sonucunda bu kule oluştu. Bunun son derece saçma bir iddia olduğunu anlarsınız. Aynı şey dünyanın dört bir yanındaki diğer mimari eserler için de geçerlidir. Taç Mahal, Çin Seddi, Roma Antik Tiyatrosu Kolezyum, Rushmore Dağı'ndaki dört Amerika Başkanı'nın kabartma heykelleri, veya Mısır piramitleri. Bu yapıların hepsini büyük bir özenle tasarlayıp inşa eden mimarlar ve ustalar vardır. İngiltere'nin Stonehenge bölgesindeki bu taş parçaları bile burada bir zamanlar eski bir medeniyetin yaşadığının kanıtı sayılmaktadır. Tüm bu örnekler bize çok önemli bir gerçeği gösterir. Küçük ya da büyük olsun, detaylı bir tasarım ve düzen içeren her yapının mutlaka bir tasarlayıcısı ve kurucusu vardır. Peki ya uçsuz bucaksız evren? Doğadaki olağanüstü denge, birbirinden farklı özelliklere sahip milyonlarca canlı türü, bunların tesadüfen oluştuğunu düşünmek, Eyfel Kulesi'nin bir patlamayla oluştuğunu düşünmekten bile daha saçmadır. Bedenimizden başlayıp akıl almaz büyüklükteki evrenin en uç noktalarına kadar var olan dengenin de kuşkusuz bir sahibi vardır. O, her şeyi ince ince düzenleyip yaratan, sonsuz kudret sahibi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın varlığı ve büyüklüğü, kainattaki sayısız delille kendini gösterir. Ve insan bunu aklıyla bilir. Bir Kur'an ayetinde
insanların Allah'ın delillerini doğada bulacakları şöyle bildirilir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bu filmde izleyeceklerinizse Allah'ın doğadaki sayısız delilinden sadece birkaçıdır.